Merhaba, yeni bir söz ve işe hoş geldiniz. Bugün Murat Yatağan Baba ile beraber serimizin 4. programı, aynı zamanda sezonun son programı, yani sezon finalini senle yapıyoruz. Bugün geçen hafta konuşmuştuk, Barış Manço üzerine konuşacağız. Barış Manço ile ilgili şu an benim önümde 4 çalışmam var. Evet. Biri Dağı Aşan Deve, Barış Manço. Evet. Biri Dönence ve Çile, Penceresiz Evde Misyonerlik. Hı hı. Barış Manço Felsefesi ve 4000 Yıllık Tarihi. Hı hı. Türk Kültürünün Karbon Kağıdı, Barış Manço Destanı. Şöyle hepsini sırayla bir göstereyim. Evet. 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 Bir tane daha var önümde kitap. Bu kitap da Cem Karaca ile ilgili rahmetli. Allah hepinize böyle dönekliği nasip etsin. Tabii bugün müstakil olarak programımız şeye ayrıldı. Barış Manço'ya. Hı hı. Öncelikle ben şunu sormak isterim. Barış Manço senin için, senin Barış Manço'yla diyaloğun, yakınlığın çok fazla, çok ciddi bir mesai harcamış durumdasın. Hı hı, evet. Gösterdiğim kitaplardan da anlaşılıyor. Senin için ne ifade ediyor Barış Manço? O sorunun birinci kısmı. Hı hı. İkinci kısmı, sana göre Türkiye için ne ifade ediyordu? Ya şimdi Mustafa Hoca, 3 haftadır Yaşar Nur Öztürk'ten bahsettik. Evet. Anlattık, andık. Bugün de Barış Manço. Hani diyeceğim, acaba cennet demeyeyim filan. Çünkü Yaşar Nur Hoca ve Barış Manço benim beslendiğim iki ana damar şu yakın tarihimiz itibariyle. Hı-hı. O bakımdan çok önemli. Atalarımızdan hediye, layık en büyük sevgiye, ah ana vatanım diye gezerim inşallah yine. Hayalini kurduğumu, rüyalarda gördüğümü, gurbet denen kör düğümü çözerim inşallah yine. Aşkı kaynatır kanımı, özletir cananımı, o cennet vatanımı görürüm inşallah yine. Vatan aşkımı közümü, hasretin yaktı özümü, al bayrağına yüzümü sürerim inşallah yine. Kübra Yatağan Baba, yani annem. Ellerinden öperim. Şimdi benim için ne ifade ediyor? Çok şey söyleyebilirim ben bu konuda da. Daha önce Kocaeli konferansımda anlattım. Darıca konferansımda. Orada anlattığımın bir özetini geçebilirim. Barış Manço demek benim için, cümle biraz basit gibi ama altı doldurulunca bayağı ciddi bir söz bu. Söyleyeceğim şey ne ifade ettiği hakkında. Birlik ve beraberliği ifade ediyor. Toplumu kucaklamayı ifade ediyor. Evet. Üst başlık bu. Alt başlığından birkaç tane şarkısından örnek verebilirim. Şu önündeki mavi kitapta, bu Türk kültürünün karbon kağıdı, Barış Manço destanında ilk makaledir o. Adı da Dünyanın Kaderi Lahburger Bebeklere Bağlı. Şimdi lahburger, Mustafa kardeşim, Türk mutfağında olmayan bir yemek, yiyecek. Lahburger, doğuyu temsil eden lahmacunla batıyı temsil eden hamburgerin karışımı. Lahmacunun lahı alınmış, hamburgerin burgeri, ortaya lahburger çıkmış. Şöyle diyor son dörtlüğünde o şarkının: her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek, aç gözünü hoş geldin lahburger bebek. Yani lahburger hamburgerle lahmacunun çocuğu oluyor. Verilen mesaj da birkaç tane ama en öne çıkanı, Türkiye'de yaşayan insanlar ne tam doğuludur ne tam batılıdır.
her iki kültürden de nasiplidir. Evet. Bu mesaj veriliyor. Bakın burada iki kültürü birleştirmiş. Hani ortada bocalamak da var. Biz doğulu muyuz, batılı mıyız diye bocalamak da var. Barış Manço iki kültürü birleştirmiş. Her ikisinden de nasipli olduğumuzu vurgulamış. Böyle bir birleştirici var. İki kültürü birleştirmiş. Böyle çok örnekler var. Mesela Halil İbrahim Sofrası diye bir şarkısı var. Bizim literatürümüzde böyle bir sofra da yok. Halil İbrahim bereketi var. Zekeriya sofrası var. Şimdi oradan Halil İbrahim bereketinin tabii bereketini Halil İbrahim'in almış. Zekeriya sofrasının sofrasını almış. Ortaya Halil İbrahim sofrasını çıkarmış. Orada da bu birleştirmeyi yapmış. Barış Manço böyle bölünüp parçalanmak yerine, dallanıp budaklanmak yerine bu şekilde birleşmeden yana. İster bu tasavvufta olsun, ister bu siyasette olsun fark etmiyor. Mesela yıllar önce söylediği bir tane söz. Kültür Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı birleştirilmelidir. Devlet bu birleştirmeyi yaptı ama tam öyle yapmadı. Kültür ve turizmi birleştirdim. İşte bütün bu örneklerin daha devamı da var. Ben özellikle Barış Manço Türkiye'de ilk önce bu şarkılarıyla tanındığı için şarkılarından örnek verdim. O sorunun cevabı budur. Barış Manço benim için birlik ve beraberliği temsil ediyor. Bir de bu sözleri doğrudan benim anlattığım gibi anlaşılmaz. Ama bu sözler Türk kültüründen çıktığı için zaten onun için öyle bir isim verdim. Türk kültürünün karbon kağıdı diye. Bilinçaltlarında var o. Tam anlayamasalar da doğrudan benim anlattıklarımı hissediyorlar. Hissetmek de çok önemli. Bazen doğrudan verilen mesajdan daha etkili oluyor. O bilinçaltını harekete geçirmek. O sorunun cevabı bu. Buna bir de o müthiş karizmasını ekle. O babacanlığını ekle. Vermek istediği mesaj, o misyon amacına ulaşıyor. Onu böyle cevaplayabilirim. Benim için ne ifade ediyor? Bu biraz önce söylediğin birleştirmeyi kendi hayatında da aslında bir örneği. Hayatı da onun örneği. Çünkü çok çarpıcı örnek verebilirim. Bakarsanız eğitim aldığı okul, mesela Galatasaray, Batı'yı temsil eden, batılı değerlerin öne çıktığı bir ekoldür. Evet. Birkaç Batı dili bilen bir şahsiyet. Fransızca biliyor. Fransızca, İngilizce. İngilizce biliyor. Ama üretimlerine baktığınızda hep bu toprağın köklerinden, bu toprağın genetiğinden beslenmiş bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Yani Barış Manço ismini belli parçalarında o Barış Manço ismini silin, bu parça kime aittir deseniz, o şiir olarak okusanız, çok rahatlıkla bir halk, önemli bir halk şairine benzetebilirsiniz. Evet. Evet. Çünkü o, onun geldiği rahmetli annesinin halk müziğiyle hemhal olması, oradan anne üzerinden bir halk kültürü, halk kültürüne Türk çok açık. Sanat müziği daha çok. Halk müziği, sanat müziği. Yani o zaten o ayrım da suni bir ayrımdır. Onu konuşabiliriz sonra. Halk sanat müziği ayrımı. Burada bu arada görüntüler. Bak şu şarkı örnektir. Arkadaşım Eşek şarkısı. Bu şarkıyı ancak bir devrimci yapabilir. Devrim sadece siyasette olmaz Mustafa kardeşim. Sanatta da olur. Moğollardan Taner Öngür'ün bir röportajı var. Türkiye'de bunları diyor Barış Manço'dan başkası söylemeye cesaret edemezdi. O ayısı, bu arkadaşım eşeği. Şimdi mesela burada hayatında hiç köyü görmemiş çocuklara köy hayatını anlatıyor. O sarı kız minik buzayı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Ve de bu horlanan, aşağılanan hayvana arkadaşım demesi, bütün bunları o kültür nasıl sahiplendiğini anlatıyor. O bakımdan bir devrim. Bir de bu birleştirme konusu var ya, çok uç noktada çarpıcı bir örnek var. Onu anlatayım şimdi.
Ya bu arada şey söyleyeyim yani sayın seyircilerim, ben Facebook profilimde başka bir konu afiş yayınladım, şu konuyu anlatacağım diye. Ama tabii program Mustafa Hoca'nın dağdan gelip bağdakini kovacak halimiz yok. Onu tabii unutun. Yok, onu, Mustafa Hoca ne sorarsa onu anlatacağım. O başlığa da değinirim. Değiniriz. Mustafa kardeşim, Türkiye çok karışıkken o Dönence ve Çile kitabında az bir ayrıntı var. O beyaz bıyığı da var. Benim Kocaeli konferansımda Erkmen abi gelmişti. O anlattı bunu. Erkmen kim, onu söyleyelim. Erkmen Sağlam, Barış Manço'nun ortağı. Ondan önce de çocukluktan beri arkadaşım, son 4 yılı hariç. Ve de 7'den 77 programının yapımcısı. Evet, Erkmen Sağlam. Ha, arka kapaktaki abimiz yaşıyor halen. Alanya'da yaşıyor. İstanbul'a sık gelip gidiyor da biz görüşemiyoruz. Niye onu da bilmiyorum. Kaç yıl oldu onu da bilmiyorum. Görüşmedim. Barış Manço'nun konserinde Mustafa kardeşim, konser bitermiş. Kulis deniyor ya. Oraya ilk önce ülkücüler gelirmiş. Barış abi, senin canın bize emanet, hiç tasalanma, tabancayı da kormuş. Onlar çıkarmış, sol grup gelirmiş. Sol gruplar da dermiş ki, o derinci gruplar, Barış abim senin hayatın bize emanet, hiç böyle korkun olmasın. Onlar da silah koyup gidermiş. Hani niye vurguluyorum? Kardeşin kardeşi vurduğu yıllar. Tabii. 12 Eylül öncesi. Bu Türkiye'de başka bir sanatçıya nasip olmamış bir şey. Yani bu denli değişik böyle ideolojilere hitap edebilmiş, onları birleştirebilmiş. Evet. Bu bana çok enteresan gelmiştim. Çok da çarpıcı bir örnek. O beyaz kitapta var o. Bu bahsettiğim konuya verebilirim bu örneği. Müthiş, müthiş bir programdı. Yani şu programda, 7'den 77. Şu programdaki en uç noktayı söyleyeyim. Adam olacak çocukta. Hı hı. Eskiden Türkiye'de günde neredeyse 50 kişi ölüyordu trafik kazalarında. Çünkü ehliyetler bakkaldan satılır gibi satılıyordu. Ben de öyle aldım ha. Alınıyordu. Özal zamanında bir yasa çıktı. Avrupa Birliği'ne yaklaşacağız diye sürücü kurslarına ehliyet veriliyordu. İşte öyle veriliyordu. Kan gövdeye götürüyordu trafikte o zamanlar. Barış Manço'nun bu programından sonra trafikte çocuk ölümleri oranı %0'a düştü. %0'a düştü. İstanbul Emniyeti biz başaramadık, sen başardın diye Barış Manço'ya ödül verdim. Bu ne söylüyorum? Barış Manço'nun şarkıdan başka, ozanlığından başka televizyon programcılığı kariyeri de var. Evet. 10 yıl boyunca bu söylenince Mustafa kardeşim, çocukların bilinçaltına işliyor ve çocuklar arkada oturuyor, kemeri takıyor, bağlıyor. Gerçi o beyaz kitapta gene var. Erkman abi dedi ki biz o programı çocuklara eğitmek için çekmedik. Ama büyükleri de eğitemeyeceğimizi biliyorduk. Hı hı. Çocuklar üzerinden dedi büyükleri eğitmeye çalıştık. Çok doğru. O aklıma geldi şimdi. Pedagojik olarak çok doğru yani. Çok güzel bir metot uygulamışlar. Evet. Senin başlığına da değinelim. Onun hatırı kalmasın. Şimdi yani değinelim. Bir zaman kendi ifade ediyor da. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uzun saçlı cumhurbaşkanı olacağım. Daha önemli bir şey var. 2000'li yıllarda cumhurbaşkanı halk seçecek diyen ilk insan Türkiye'de. Hmm. Bir de o özelliği var Barış Manço'nun. Bir sebep de şu, o da çok önemli. En azından diyor, çocuklar onu çok o zaman bir çizgi film kahramanı gibi görüyordu ya. Evet. En azından çocuklara siz de Türkiye'nin en üst mevkisine aday olabilirsiniz bilincini aşılıyordu. Yani onları bu kültür seviyesine yetiştirmiş oluyordu. Hedef büyütme diyebilirsin buna. Doğru. Gösterme anlamında. Doğru. 2023 hedefi özellikle. Onu da ilk söyleyen Barış Manço. Doğru. Bir ara bu hatta basında haber oldu. Ne ilk Erdoğan söylemiş ne Bahçeli söylemiş. Barış Manço söylemiş 1975'te diye. Ben bunu Göztepe Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde anlattım. Bunu Atatürk söylüyor ilk. Söylediği de şu anda dostumuz Rusya'nın himayesinde olan Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuşacak. Biz buna hazır olmalıyız. Onlarla işte kültürel, sosyolojik, ekonomik işbirliği yapmalıyız. Özeti bu. Evet. Söylüyor, ölüyor. Ondan sonra bu bile hiç dilendirilmiyor.
1920'ler nere Mustafa kardeşim? 1975 nere? 50 yıl geçmiş. 50 yıl sonra 1975'te Barış Manço bunu söylüyor. Senin o ilk programda bir dörtlü okumuştum. Sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda diye başlıyor. Onun en başı 1923'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım diyor. Cumhuriyetin ilk kuruluşu 23. Onun en sonunda da 2023'ün ılık bir Ekim sabahı diye bitiyor o dörtlük. Cumhuriyetin 100. yılını hedefleyen bir şey o. O dörtlüğü niçin okuyorum? Orada diyor ki sayısız irili ufaklı kaya parçaları. Bunlar Türkiye'deki etnik kökenlerdir Mustafa kardeşim. Hı hı. Barış Manço'nun söylediği şey 100. yılı yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu görmek istiyorsa Türkler ilk önce Türkiye'deki bu etnik kökenleri kavgasız gürültüsüz bir arada kardeşçe tutacak. Eğer bu başarılı olamazsa 100. yılda yeni bir kayaların oğlunun doğuşu moğuşu yok. Ancak cenazesini kaldırırsın. Barış Manço'nun bu toplumdaki çok, birlik çok beraberliği gerçekçi. Çok gerçekçi bir birlik beraberliği bu kadar vurgulaması ya en azından askeri kabullerde birleştirmesi o hedefe yönelik Türkiye'nin dirlik içinde birlik içinde olması. Bu konuda onun çok çarpıcı örnekler var. İstersen anlatırım, istersen başka soruya geçebilirsin. Yok, hemen bir tane örnek verelim. Sonra reklama gireceğiz çünkü. Örnek Lozan'a gitmişler. Lozan'ın belgeselini çekecekler. Oturmuşlar şimdi çalışıyorlar. Barış, 7'den 77 diyorlar. 7'den 77 için. Barış Manço durup durup ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum demiş. Hani biraz da çalışması zor bir adammış Barış Manço. Bize keyifli tarafı yansıyor şimdi da. Şimdi o ikinci kısımda programın ikinci kısmında onu soracağım. Yani Barış Manço'nun herkes tarafından bilinmeyen özellikleri, alışkanlıkları, hı hı. Yani senin bildiğin, bizim bilmediğimiz bunları da anlatayım. Öğrenmek isteriz. Anlatayım ondan. Durup durup böyle dermiş. Ben buna inanmıyorum. Erkmen abi dedi ki ben dedi bu huyunu bildiğim için Lozan'a kütüphane götürdüm. Barış Manço öyle dediğinde Tamer abi kitapları getirirmiş. Tamer abi de Barış Manço'nun menajeri. Hı hı. 20 yıl filan. Kitapları getirirmiş, şimdi açarlarmış. Okurmuş Erkman abi. Bak Barış, bu konuda bu böyle diyor mu? Öteki kitap açarmış, bu konuda bu da böyle diyor mu? İkisinin birleştiği nokta şu mu? Şu. Bu şekilde olduktan sonra Barış Manço, tamam o zaman söyleyelim dermiş. Şunu demek istiyorum. Barış Manço 7'den 77 programına başlarken az kalsın vazgeçiyormuş. Benim sanat kariyerimi bitireceksin diye. Hatta Erkman abi de bayağı bir orada yani farklı düşünmüş, kızmış. Erkman abi demiş o zaman abine sor. Hmm. Yurt dışındaki abisine. O demiş TRT sana bu imkanı verdiyse al eline o borazanı öttür demiş. Böyle. Sonra ikinci tereddüt. Ya ben bunca sene toplumu... Lafını balla kestim. Reklam arası veriyoruz. Az sonra görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. O verdiğin örnek önemliydi. Evet, işte mesela bu Lozan'ın çekiminden örnek veriyordum. Barış Manço... Ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum diye sık sık böyle bir tereddüt içine giriyormuş. Ekibi de onun huyunu bildiği için Erkman abimizin ifadesiyle Lozan'a kütüphane taşımışlar. Ve o kuşkuya düştüğü konudan açıyorlarmış kitapları. Bak bu konuda falan yazar böyle diyor mu? Öteki böyle diyor mu? Şu iki konuda da birleşiyorlar mı? Böyle gösterilermiş. Barış Manço ondan sonra o zaman söyleyelim deyip onu söylüyormuş. Bunu şunun için anlattım. TRT'deki programın başlamasına yani bir tereddüt de şuymuş. Ben bunca yıl şarkılarımla insanımızı böyle birlik ve beraberliğe çağırdım. Şimdi ben ekrandan yanlış bir şey söylerim. Millet benim yüzümden birbirine düşer. Ben böyle bir şey istemiyorum. Yani tereddütü buymuş. Erkmen abi de demiş ki
Sen ekrandan istediğini söyleyeceksin, millet de bölünmeyecek. Nasıl olacak o? Ya şimdi rakamlar da aklımda kalmıyor. 10 yıl mı ne sürdü bu 7.77 programı? 10 yıl tabii. O program için Erkmen abi ve ekibi 16 bin kitap devirmiş. Barış Manço ekrandan bir şey söyleyeceği vakit fikir ayrılıkları değil, değişik fikirlerdeki yazarların, insanların, düşünülenin birleştiği konuları ekrandan söylerlermiş. Ve bu şekilde millet ikiliye düşmezmiş. Yani ortak kabulleri ön plana çıkartmaya çalışmışlar. O sıkıntıyı o şekilde aşmışlar. Türk toplumuna bu bir mesajdır. Şu bakımdan bir konu tartışılırken özellikle son 25 yılda biz sürekli fikir ayrılıklarını tartışıyoruz. Halbuki farklılıkları öne çıkar. Onlar ikinci planda kalsa, hı hı, ortak kabuller öne sürülse, evet, bu ülke bu kadar gerilip kutuplaşmaz. Doğru. Yani Barış Manço'nun bu televizyon programcılığı bu bakımdan da önemli. Kur'an-ı Kerim'in istediği de olur. Hristiyanlarla, Yahudilerle ilişkiyi öyle anlatıyor. Gelin diyor, şu askeri kabullerde birleşelim. Hı hı. 2-3 maddelik bir şey. Ayrılıkları gündeme getirirse, çünkü diyalog hiçten olmayacak, baştan kopacak. Sizin gerginlik çıkacak. Bizim de Rabbimiz olan, ha, bir tek Allah'ın etrafında birleşelim. Evet. İlgili ayet. Evet. Bu Türk televizyoncularına, yani programcılarına, siyasetçilerine çok önemli bir örnek. Eğer ki niyetleri milleti birbirine düşürmekse bu kafayla devam etsinler. Ama değil de Türkiye'nin birlik beraberliği ise, evet, Barış Manço'nun bu televizyon gazeteciliğini örnek alsınlar. 10 yıl boyunca uygulanmış ve başarılı olmuş bir örnektir çünkü. Aradan önce bir şey sormuştum, onu kaçırmayalım isterim. Barış Manço'nun herkes tarafından bilinmeyen, sizin özel bildiğiniz huyları, benim özel bildiğim tavırları, hiç yok. Şöyle yok yani. Herkesin pek bilmediği. Yani anlatacağım da. Bazı şeyler konuştuk mesela benim bildiğim. Anlatacağım. Şu bakımdan onları söyledim ben onu. Millet beni Barış Manço'nun yakın arkadaş sanıyor. Ha yok. Manisa'da konferans vermiştim. Ertesi gün basına yazdı, biliyor musun? Barış Manço'nun en yakın arkadaşı konferans verdi. Hmm. Ya ben mübarek, aramızda 30-35 yaş fark var. Nasıl yakın arkadaş olayım ki? Çocuktum ben o zamanlar. Bir bu. İkincisi, bunlar benim kendi alın terim, emeğim. Hı hı. Yani Barış Manço anlat da ben sekreter gibi yazdım, yayınladım değil. 5, 10, 15 yıllık emeğim benim bu kitaplar. Onu vurguluyorum. Ama, hani söyletene bak demişler ya. Şöyle bir şeyler anlatayım. Şimdi yani tuvalete bile birlikte gittiği arkadaşı var Erkmen abi. 40 yıl boyunca. O kadar yakınlar. Ben Erkman abiyle 4 seferimle oturdum, konuştum. Alanya'da, Kocaeli'de, İstanbul'da, hatta bir daha Alanya'da. Böyle. Onun anlattığı birkaç şey var. Yani benim tarzım değildir. Ben genelde böyle çok felsefi, siyasi, dini sözlerini deşifre ederim. Onların tefsir ederim de. Şu Ramazan gününde biraz hafiften o konularda iyi olabilir. Hı hı. Erkmen abi dedi ki, Barış Manço tekli yıllarda sigara içmezdi, çiftli yıllarda içerdi. Tersi de olabilir o. Ama böyleymiş. Bir yıl içermiş, bir yıl içmezmiş. Sonradan tamamen bırakmış. Bu ilginç. Evet. Benim Kuşadası'nda dayım var, Süleyman dayım. O da eskiden 6 ay içiyordu, 6 ay içmiyordu. Şu anda durumunu bilmiyorum. Mesela tuhaf korkular da varmış. Zehirleneceğim diye ızgara balık yemiyormuş. Hı. Şimdi ben bunları bilmem yani. Sohbet sırasında Erkman da anlattım. Rakıyı sevmezmiş. Ama içine de karışmazmış. Mesela. Korkusu varmış böyle. Takıntı derecesinden bilmiyorum. O beyaz kitapta o da var. Küçükken evler yanmış. Erkman abi dedi ki, ölünceye kadar dedi o korkusu vardı. Yani yangın çıkacak, yangında yok olacak her şey. Eski bir fincan diye şarkısı var. Orada o konu da işliyor. Eski konak yıllar önce yandı gitti.
Abdi ve Hakkı Beyler rahmetlik oldu. Bir tek bu fincan kaldı yüzyıllık sevdalarla. Bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla. Böyle geliyor. En sonunda işte o fincan ne olacak? Tabii dedesinden babasından gelmiş kendisine, çocuklarına geçecek. Onu dörtlük olarak hatırlayamadım. Bir gün kahve yaşın gelecek, bu fincanı iyi sakla gibi bir öyle bir devamı var. Orada da mesela geçiyor o yangın konusu. Eski konak nasıl yandı? Böyle bir korkusu da varmış. Galatasaray Lisesi yatılı okudu sanırım. Babası zenginmiş Barış Manço'nun, fakat gümrükte malları çok bekletildiği için tırlarda çürümüş. Çürüyünce iflas etmiş. Barış Manço'nun yatılı okumuş. Bu devletin imkanıyla, parasıyla, milletin parasıyla okumuş. Yurt dışında okul hayatı da var. Orası da biraz da tabii enteresan. Maceralı. Belçika. Sanırım Fransa'ya otostop. Gitmiş de otostop. Fransa'da olmamış. Belçika'ya geçmiş. Orada üniversitesini birincilikle bitirmiş. Gidişi bayağı bir enteresan. 20 milyon tane salyangozu götüren tırla gitmiş yurt dışına. Ben onu otostopla gidişini fakir olduğu için gibi anlamıştım ilk başta. O beyaz kitapta var. Kocaeli konferansımda Erkma da bana attı ki o ondan değil. O sırada yurt dışına gittiğinde Barış Manço zaten çok ünlüymüş. Erol Büyükburç varmış en tepede. Ondan sonra Erkin Koray varmış, sonra Barış Manço varmış. En çok bu üçü konser verilmiş. Olay şuymuş, yani o zamanlar kanunlar değişikmiş. Yurt dışına 200 dolardan fazla para çıkaramıyormuş. Ve o 200 dolarla da ister bir gün ister bir döviz yıl. Döviz yasağı var. Bir yıl bir gün fark etmiyor. 200 dolar. Türkiye'den de gönderemiyormuşsun. Barış Manço onun için orada okurken bulaşıkçılıktan garsonluğa çok iş yapmış. Garsonlukta da terfi etmiş. Yurt dışına o gidişi filan onlar bayağı bir enteresan. Akademi orada. Birincilikle bitirmiş. Sadece bu bahsettiğim gibi işler değil. Yani yaratıcı bir insan. Bu bileğine hakimmiş. Bu çizim konusunda filan. Davetiyeleri elle yazarmış. Mesela birisi evlenecek. Ayşe'ye, Fatma'ya davetiye bir elle yazarmış. Onun karşılığında harçlık para vermiş. Böyle böyle ilginç para kazandığı şeyler var. Zaten o branştan mezun olması lazım. Kaligrafi. Valla mimarlık diye altında kalmış da şimdi tam hatırlamıyorum onu. Şeyden şarkılarından devam edelim istersen. Anlatmamı istediğin bir şarkı varsa söyle. Yok, sen, ben sana bırakıyorum. Bana bırakıyorsun. Evet. Şimdi bu biz sorabiliyor muyuz? Kaç dakika var, ona göre anlatayım. Sanırım 8 dakikamız var. İyiymiş. Cumhurbaşkanlığından bahsettik ya. Bu Cumhurbaşkanı olsaydı ne yapardı? Kafasının içinde ne vardı? Liste saymayayım da Barış Manço'nun hangi konuda ne düşündüğünden biraz bahsedeyim. Che Guevara diye çok ünlü bir insan var. Küba'nın simge isimlerinden bir tanesi. Bağımsızlığında başroldeki o kahramanlardan bir tanesi. Ben hep merak ederdim Mustafa kardeşim. Ya bu Che Guevara ve onun arkadaşları, Atatürk hayranı, Fidel Castro örnek almışlar. Onlar da o işi orada başarmışlar. Ama bir kısmını başarmışlar. Bir yerde takılmışlar. Örnek aldıkları Atatürk hem bağımsızlığımızı kazanıyor, savaşta karşı bir zafer var. Başka bir zafer daha kazanıyor. İzmir'de kongrede bir konuşması var. Orada diyor ki, hani hep bu bahsediliyor, misak-ı milli diye. Çoluk çocuk bile biliyor bunu. Misak-ı milli duymuştur mutlaka. Fakat hiç duymadığı bir şey daha söylüyor orada. İktisadi milli diyor. Şimdi misak-ı milli, iktisadi milli. Bu ikisi bağımsızlık olmazsa olmaz şartı. Tam bağımsızlık, istihdali tam bağımsızlık. Tam dedikleri, dediği kavram. Tam kavram. Bağımsızlık. Şimdi her Atatürk açıdan bunu başarmış.
Çünkü Osmanlı'dan falan örnekler veriyor. Bu iş nerede yanlış oldu, nerede tökezledi, nereden yeniden kalkmak lazım, o örnekleri veriyor. Bu iktisadı millide takılmış bence Che Guevara ve arkadaşlara. Çünkü Küba'daki sefalette Türkiye'deki o örnek yok. Atatürk ölünceye kadar 18 yıl boyunca bütçe artı veriyor. Öyle bir kalkınma da var Türkiye'de, Küba'da bu başarılamıyor. Niye başaramamışlar diye bayağı merak ettim ben. Che Guevara'nın bir sözünü gördüm. Diyor ki, hayat diyor ne aşk davasıdır ne ekmek davasıdır. Şimdi böyle dedim miydi? Ben de kuşkulanma başlıyor. Peki neymiş? Namusunla, şerefinle, onurunla yaşamaktır. Tamam, namusunla, şerefinle, onurunla yaşamak çok güzel. Hı hı. Ama başta diyor ki hayat diyor ne aşk davasıdır ne ekmek davasıdır. Acaba öyle mi? Şimdi Atatürk diyor ki ekmek emek olmadan tam bağımsızlık olmuyor. Ben bunu peygambere de sordum. Diyor ki ekmeğe saygı gösterin. Peygamberin hayatına bakarak tabii. Sözler. Manada. Şimdi, yoksa şimdi şu yanlış anlaşılmasın. Hani birileri Hazreti Peygamber'in sözlerini ona teyit ettiriyorlar ya, bunu söyledi mi söylemedi mi rüyada. Ha. Yani öyle bir algı oluşmasın. Oluşmasın. Hı. Öyle bir düşün, öyle bir düşünce yapının olmadığını ben biliyorum da insanlar oradan mı ilham aldı? Ekmeğe, böyle hallediyor işi demesinler. Ekmeğe saygı gösterin. Ekmek dedi işte emek. Evet. İnsanların gelir durumu, kazancı her neyse. Saygı gösterin çünkü yerlerle gökler ekmeğin üzerinde duruyor. Hı hı. Bu ne demek biliyor musun? Eğer bu yapmazsan yerler gökler yer değiştir demek. Doğru. Ve herkes de altında kalır. Doğru. Namuslu da kalır, namussuz da kalır. Şereflisi de kalır, şerefsiz de kalır. Onun için Atatürk bunu tam koymuş. Misak-ı milli, iktisad-ı milli. İkisi de olacak tam bağımsızlık için. Şimdi bu Che Guevara'nın namus, şeref, onur diyor ya. Önemli olan budur. Barış Manço diyor ki kazma şarkısında. Hı hı. Namus, şeref, onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri. Evet. Atatürk'ün o misak-ı milli, iktisad-ı millisinden bağlantı kur. Hı hı. Yerler ve gökler ekmeğin üstünden kuruldur. Şu bakımdan söylüyorum. Benim ilk programda bahsettik ya. Yaşar Nuri Öztürk'ün Açtığı Yoldan ilerledim kitaplardan bir tanesi. Hı hı. Namaz ile aldatmayı yazdım. Hı hı. Türkiye'deki insanların şu mevcut iktidardaki gelir seviyesi aşağı düştükçe, borç batağına battıkça, öteki suçları boş ver. Fuhuştaki artış ne kadar biliyor musun? %700'leri geçiyor. %700'leri. Bu birbirine böyle emme basma turumba gibi. Ve bu dönemin temel söylemlerinin hep iman, namus, ahlak üzerinden yapıldığını ve Cumhuriyet tarihinde cami inşa etmenin en yoğun olduğu dönem olduğunu da bir kenara koyalım. Koyalım. Heh. İkisini beraber koyalım. Buradan şunu da söyleyeyim. Şimdi dikkat ettin mi? Barış Manço Che Guevara'yı mesela olduğu gibi kaldırıp atmıyor. Buna edebiyatta nazire deniyor. Yani anlattığının bir kısmını alıyor. Fakat şunun şurası şöyle olursa daha iyi olur gibi. Nazire. Tamamen böyle protesto karışıkma değil. Senin saydıkların güzel ama diyor en önemlisi. Yani öncelikli olan, halledilmesi gereken şudur diyor. Çünkü onlar ona bağlı. Helal alın deri. Hı. İnsanlar aşını ondan kazanırsa kendi işinden, helal alın terinden, namus, şeref, onur o ülkede gerçekten oluyor. Öbür gibi bu olmuyor. İnsanlar yağmalamaya başlıyor, fuhuş batağına bakıyor, tefeciye kendini kaptırıyor, sonu gelmiyor. Bazı insanların o yoklukta da namusunu, şerefini, onurunu koruması geneli bağlamaz. Ben matematiğe bakarım. %700 arkadaş fuhuş artışı Türkiye'de. Yaşar Nur Hoca birisine demişti ya, bu gidişe gidersek evlenecek kız kalmayacak gençler için diye. Ben geçen on gece yarısı ulusal kanala geliniyor, orada tekrar duymuştum. Gidişat kötü. Onun için ha şunu da söyleyeyim. Belki derler gene yatağıma bak gene kasım kasım kasılıyor diye ama kasılırım tabi. Allah Allah. Şarkıcısı, türkücüsü kasım kasım kasılıyor. Yazarı çizer niye kasılmayacak canım? Bunları dünya tarihine
kaydeden benim. Kimin nereden aklına gelsin kazma şarkısı oradaki bu sözün Che Guevara'ya bir nazire olduğu. Bilmesi için Che Guevara'yı bilmesi lazım, Barış Manço'yu bilmesi lazım, Atatürk'ü bilmesi lazım, Hazreti Muhammed'i bilmesi lazım. Ekonomi bilecek, sosyoloji bilecek, din bilecek. Araki bir böyle adamı. Silüzit muhabbetinden alttan gavalı verip kütük ağlıyordu türü dini sohbetlerden millet başını kaldıramıyorken. Evet. Ha, ben konuşsam öğrendiler. Ben konuşmuyorum. Sen davet etmesem beni belki bu kanalda tanımıyor veya tanıyor çağırmıyor bilmiyorum. Yani memleketteki insanımızın hali bu. Bu insanımıza da yazık. Ama değerli izleyenler, Barış Manço böyle bir kültür birikimi. Verdiğim televizyon programındaki o yayıncılık felsefesi insanların ayrıldığı konularda değil de ortak kabullerinden, ortak paydalar üzerinden gidilmesi, toplumdaki gerginliğin giderilmesi, kavgaya gürültüye sebep olunmamasından tutun. İşte bu şekilde çok büyük kahraman da olsa bazı bölümlerinde o şöyle değil, şöyle olsa daha güzel olur diyen nazireler de var. Son cümlelerimizi tamam söyleyeyim. Benim okuyucularım beni ilk defa 4 hafta üst üste canlı yayında izlediler. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında okuyucularım. Artı bu ulusal kanalın izleyicileri de ilk defa gördüm. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle sana teşekkür ediyorum. Bana ben bu imkanı verdin. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program serisi oldu. Yani buna samimiyetimle söylüyorum. Sana yani kamera karşısında şirinlik olsun diye söylemiyorum. Beni tanırsın. Tanıyorum. Yani inanmadığım bir şeyi asla dile getirmem. Ben teşekkür ederim. Programımız için çok güzel katkılar verdin. Sezonun son programını da böylece bitirmiş olduk. Söz ve ışığı. Bir dahaki sezon artık nasipse daha aydınlık, güneşli, güzel bir Türkiye'de umarım programlarımıza devam edermiş oluruz. İnşallah. İyi ki varsınız ve de hayatındasınız. Sağ olun. Ve son olarak bir bayram mesajı da verelim. Bayramın paylaşımlara, güzelliklere vesile olmasını diliyor. Tüm insanlığa barış, huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Evet, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.